Şimdi geldik aynı derecede kritik başka bir bakanlığa. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi orada da yine adalet gibi, Adalet Bakanlığı gibi. Bakın burada da toplumun izniyle silah taşıyan insanlar, polis, asker. Şeffaf ve herkesin tabi olduğu yasalar dışında başka saiklerle hareket ederlerse ne olur düşünün. Bu habere de dikkatli bakın şimdi. Atatürkçü subaylara da ihraç. Ordudan Atatürkçü subayların tasfiyesine yönelik bir hareket bu. Bir tane öğrenci subayımız yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve toplu inem yok onun için takmadım gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Atatürk'e o fotoğraf demesi çok rencide edici bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün subayları rencide ettiğini düşünüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu duruma düşmesi hem Atatürk'e saygısızlık yapılması, buna amirlerin müsaade etmesi, diğer öğrencilerin buna müdahale etmek zorunda bırakılması hakikaten çok üzücü. 10 Kasım'da Tuzla Piyade Okulu'nda göğsüne Atatürk resmi takmayan teğmenle onlara tepki gösteren teğmenler görevden uzaklaştırıldı. Disipline sevk edildiler ordudan ihraç istemiyle. Muhalefet Atatürk'e sahip çıkan kursiyer teğmenlere destek çıkarken ordudan ihracının istenmelerine sert tepki gösterirken Atatürk karşıtı kişi orduya nasıl alınır diye sordu. Türk ordusu içerisindeki Atatürk düşmanlarına karşı çıkan subaylara da aynı cezayı verirseniz tarih sizi affetmeyecek. Atatürk'ten rahatsız olan bir öğrencinin nasıl bir ideolojisi olabilir, nasıl bir düşüncesi olabilir? Onu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesine alabiliyorsunuz. Tarikat ve cemaatleri 15 Temmuz'u hiç yaşamamış gibi. Muhalefet 15 Temmuz'u hatırlattı. Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin bir tarikata mensup olduğu, WhatsApp grubu kurdukları, hafta sonları bir evde toplandıkları ileri sürüldü. Teğmenin daha önce tarikat yapılanması içinde olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Ancak herhangi bir işlem yapılmadığı iddialar arasında. 15 Temmuz hain darbe sürecinde gün yüzüne çıkan, ondan öncesinde paralel devlet yapılanması diye şikayet ettiğimiz sistem bugün farklı isimler altında ve yine bir paralel devlet yapılanması olarak devam ediyor. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Orduyu FETÖ'den ayıklayalım derken maalesef ki başka tarikat ve cemaatlerle doldurduklarının yönünde çok ciddi elimizde istihbaratlar var. Sarıklı amiral olayı olmuştu hatırlıyorsunuz. Hiçbir şey olmadı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olayı doğruladı. Göğsüne Atatürk resmi takmayan teğmenle ona tepki gösteren Atatürkçü teğmenler birlikte görevden uzaklaştırıldı. Muhalefetin ordu içinde yeni bir tarikat yapılanması mı var sorusu yanıt bekliyor. Bundan sonra yapılması gereken devletin kurumlarına sızan, sızmaya çalışan FETÖ girişimlerinden alınan dersler çerçevesinde personel temin ve mülakat sisteminin tekrar gözden geçirilmesi. Efendim şimdi ne dedik? Toplumun bu milletin izniyle güvenliği için herkes uğruna, herkesin güvenliği uğruna hiçbir taraf tutmadan silah taşıyanlar, asker, polis, bakın çok kritik. Eğer bu olmazsa ülkenin de vatandaşın da güvenliği tehlikeye girer. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Ben size söyleyeyim. Bir an gelecek. 15 Temmuz'da yaşanmadı. Bir an gelecek. Bir subay öyle bir an gelecek ki komutanını mı dinleyecek, şeyhini mi dinleyecek? Bana birisi de bu sorunun cevabını verecek. 15 Temmuz'da yaşanmadı mı? Hiç ders almadınız mı? Bu nasıl bir şey ya? Nasıl olabilir? Orduda, poliste tarikat mı olurmuş ya? Ya bırak. Şeriatla yönetilen ülkelerde bile olmaz. Neden? Çünkü bütün kuralların eşit olması lazım herkese. Aralarında birkaç tane tarikat birbiriyle didişecek. Hangisi hakim olacaksa silahı eline alan milletin, memleketin huzurunu bozacak. Milli iradeye karşı bir şeyler yapmaya kalkacak. Şu bu. Sonra yaşananları gördünüz. İşte o yüzden önemli cumhuriyet, herkese eşit uzaklıkta şeffaf yasalar, laiklik. O yüzden önemli.